makla mı? İşini iyi yapmakla mı mesela? Milliyetçilik nasıl oluyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı satılık. Ben söylemiyorum. Evet e, resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre yabancıya ev satışından elde edilecek döviz cinsi tutar bir banka aracılığıyla Merkez Bankası'na satılıp TL'ye dönüştürülecek. Yabancıların yatırım için bankada tutma zorunluluğunda olduğu miktar da yine TL'ye çevrilecek. Gayrimenkul alırken döviz bankalar aracılığıyla Merkez Bankasına satılacak yabancıya gel diyoruz. Buradan işte elinde ne varsa gayrimenkul al, paranı da getir, 3 yıl Türkiye'de tut, vatandaşlık bizden diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hediye. Havaalanlarında ilan ediyoruz, reklamını yapıyoruz. Türkiye'ye gel, vatandaşlığı al, yeter ki döviz getir diye. Türk vatandaşlığına geçiş şartları değişti. Resmi gazetede yer alan karara göre Türk vatandaşlığına hak kazanılması durumunda istenen yatırım tutarı artık Türk lirası değil, döviz üzerinden belirlenecek. Belirli süreli yatırım, gayrimenkul alımı ve menkul kıymetin bankalarda belli süreler tutulması karşılığında Türk vatandaşlığına hak kazanılacak. Önceki uygulamada Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gerekli tutarın karşılığı Türk lirası olarak belirleniyordu. Yönetmelikte yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığına geçişi için istenen yeni şartlar değişti. Buna göre 500 bin dolarlık yatırım yapan, 250 bin dolarlık gayrimenkul alan ya da en az 50 kişi istihdam eden kişiler Türk vatandaşlığı alabilecek. 500 bin doları bankaya yatıran kişiler için 3 yıl çekmeme şartı var. Önceki uygulamada Türk vatandaşı almak için yabancıların en az 500 bin dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapmaları veya en az 250 bin dolar tutarında ev almaları gerekiyordu. Yönetmelikte önemli bir başka değişiklik daha var. Yabancılar gayrimenkul aldıklarında en az 250 bin dolar tutarında olacak bu gayrimenkul için dövizlerini Türk bankaları aracılığıyla Merkez Bankası'na satacak. Yönetmelikte en az 500 bin dolar olarak tanımlanan mevduatı Türk bankalarında tutma şartı da değiştirilerek bu miktarın bankalar vasıtasıyla Merkez Bankası'nda bozdurulması şartı getirildi. İnsanın ağrına gidiyor bir yerde 500 bin dolarını getir al Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ya da bir ev al, gel ne olacak sizin paranız değerli zaten gel ev al, vatandaşlığı kap. Ee, var başka ülkelerde var böyle Karadağ var mesela ev alana vatandaşlık veriyor çok rahat. Üstelik bir de şunu söylüyor. Çok yakın zamanda da Avrupa Birliği üyesi olacağız. Buradan vatandaşlık alırsanız Avrupa Birliği vatandaşı olursunuz diyor. Oraya gidiyor parası olan. Ee, şöyle bir bakıyorum tweetlerinize. Ee, ha Gamze Hanım'ın sorusu. Anlamadığım bir şey var. Bu süper kupa finalini izledim. Katar'da oynandı. Niye? Türkiye'de stat mı bitti? Niye onlara kazandırdık diyor. Futbol seven bir izleyicimiz Gamze Hanım. Niye sahip Katar'da oynandı? Katar neyimiz oluyor? Ee, yani ticari ortağımız onu biliyoruz da e, onun haricinde bir de kardeşimizmiş öyle de söylüyorlar. Büyük yatırımcı Katarlılar. Özelleştirilen limanların işletme süresini 49 yıla çıkaran yasal düzenleme mecliste kabul edildi. Limanlarımız e, 49 yıllığına o yabancılara e, kiralanıyor. İşletme süresi 49 yıla çıkarılıyor. E, muhalefet itiraz etti. İtiraz edenler keşke mecliste de gidip her şeye rağmen tavrımız belli olsun diye hayır oyu kullansaydı. AKP ile MHP'nin oyları yetiyor zaten bizim oyumuz yetmiyor deyip eleştirip tweet atıp meclise git, gitmeyen de olmuş yalnız muhalefetten. Ben bunu anlamıyorum. Gidin hayır oyu kullanın sonra yine tweet atarsınız. Hani dost düşman görsün tavrınızın ne olduğunu. Kayıtlara geçiyor çünkü zabıtlara. Şu hayır dedi bu evet dedi diye. E, limanların haberi. Deniz bitti, para yok, ne varsa çarçur ettiniz, satıyorsunuz, daha da doymadınız. Kasa boş, iktidarın en erkeni 2028'de bitecek, sözleşmeyi bekleyecek zaman da yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. Limanların işletme süresi 49 yıla çıkarıldı. Antalya, Hopa, Mersin, İskenderun, Derince hepsi özelleştirildi. Bazılarının anlaşmalarının bitmesine onlarca yıl var. Bazılarının 10 yıldan az kaldı. Ancak iktidar yasal düzenleme yaptı. Şirketlere devredilen limanların sözleşme süreleri ihalesiz şekilde 49 yıla çıkarıldı. Ülkemizin milli ve yerli politikaları sahiplenen Adalet Kalkınma Partisi adı Türkiye Kupası olan Beşiktaş Antalya maçını bile Katar'da oynattı. Şimdi biz de aynı gece Katar'a daha süresi gelmeden 49 yıllığına yeniden kiraya verilecek limanla ilgili konuşuyoruz. Dünya ticareti yön değiştirirken limanlarımız para basmaya başladı. Dolayısıyla değerleri de artmaya başladı. Bugün limanları işleten hiçbir grup bu kazançtan vazgeçmek niyetinde değil. Bu nedenle iki tarafı da memnun edecek bir formül bulundu. İşletme devri ile özelleştirilen ve sözleşme bitim süresine birkaç yıl kalan limanların işletim süresini 49 yıla çıkarmak. Muhalefete göre limanlar şirketlere peşkeş çekildi. Ancak kasa boş. İktidarın en erkeni 2028'de bitecek sözleşmeyi bekleyecek zaman da yok. İşte bu yüzden amacı günü kurtarmak olan sermaye bağımlısı iktidarın tek çıkış yolu kasaya gelecek kaynakları önceden nakde çevirmek, seçimlerde finansmanına ihtiyaç duyacağı yandaşlarına diyetini peşinen ödemektir. Açıkça söylüyorum bunun adı çifte peşkeştir, katmerli peşkeştir. Katmerli peşkeş. Meclise gidip kürsüde konuşan, hayır oyunu kullanan tüm muhalefet vekillerine teşekkürler. Çocuklarımız adına. 49 yıl çok uzun bir süre. Gelmişim 45 yaşıma. 49 yıl sonra. 85, 94. Çocuklarımızın da geleceğine ipotek konuluyor maalesef borçlandırılıyor. Geleceklerine ipo, ipotek konuluyor. Tüm bunlar olup biterken siz ne yapıyordunuz diye sorarlarsa, "Allah'ım ben gücüm yettiğince, nefesim yettiğince anlatmaya çalışıyordum." diyeceğim. Herkesin verilecek bir cevabı vardır elbette. Herkes biraz da kişisel muhasebesini yapacak, vicdan muhasebesini. Az evvel bir masanın etrafına bütün erkekler toplandı ve Türkiye'yi konuştu demiştim. Ben kadınların devlet yönetiminde, siyasette yerinin çok önemli olduğunu ve %50'yi bırakın, %50'nin de üzerinde temsiliyet hakkı olması gerektiğini düşünüyorum kadınların. Canan Kaftancıoğlu'nu çok başarılı bir kadın politikacı, çok başarılı bir politikacı olarak görüyorum. Kadının siyasetteki yeri açısından da önemli bir örnek. Dün akşam Halk TV'de e, konuştu Kaftancıoğlu. E, hani bir tartışma devam ediyor. Doğru e, pozisyon nedir? Hani sokağa çıkmak, eylem yapmak yerine... E, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kimseyi çok sokağa falan çağıracak değiliz. O sandık gelecek. Biz demokratik yollarla mücadelemizi sürdüreceğiz dedi ya. Onlara da o tartışmalara da değindi. Tüm merak edilenleri yanıtladı Kaftancıoğlu. Bir kulak verelim. Meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Korkunun insanlara yaptırabileceği şeyin sınırı yoktur. Siyasette de böyle olduğunu gördük. Erdoğan'ın 15 Temmuz üzerinden muhalefete verdiği gözdağıyla başlayan tartışma sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göre Erdoğan'ın sözleri korkunun işareti. Korkuları bunları yaptırıyor çünkü dediğiniz gibi bu korku, bugünün gerçekliğini başka türlü e nasıl söyleyeyim, idam ettiremiyorlar. Dolayısıyla bundan sonra başka yapacakları bir şey olmadığı için evet haklısınız, baskıları daha çok arttırmaya çalışacaklar. Kaftancıoğlu, Halk TV'de Sözün Var programına konuk oldu. Erdoğan'ın bu yıl seçime gitmek zorunda kalacağını söyledi. Siyaset tahminle yapmayı çok sevmiyorum. Ben şu genel olarak şunu söyleyeyim, seçim yarın olsun. İstanbul'da biz yarın seçime hazırız. Ama 2022 yılında, Seçim e, yapmak durumunda kalacaklarını düşünüyorum. Bu bir tarih vermek e, doğru olmaz. Yani o kehanet gibi olur. Ama gördüğüm ve ne, çok net bildiğim bir şey var ki vatandaş artık derhal seçimi hakikaten istiyor. CHP İstanbul İl Başkanı seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Var. Çok etkin bir e, örgütlerle ilgili sandık güvenliğine dair çalışmalar var. Bunu ne yaparsa yapsınlar. O sandık güvenliğinde vatandaşın oyu girdiği gibi çıkacak. Bunun işin bilişim ayağıyla, üretim ayağıyla, örgütlerin çalışma disiplini, eğitimi, ne yapacaklarını bilme ayağıyla bunların tamamını bugünden öngörüp planlayıp ve ona göre bir süreç yürütüyoruz. Bakın şu İki konuda itiraz var. Birincisi az evvel Karadağ örneği verdim. Oradan da ev alırsanız vatandaşlık veriyorlar diye denedim diyor bir izleyicimiz. Oturma izni veriyorlar artık sadece. Onlar da vatandaşlık vermiyor diyor. Ona itiraz etmiş. Bir itirazda da seyircimizi 1977 doğumlusunuz. Yaşınızı büyütmeyin. 45 değil daha 44'sünüz diyor. Peki 44 diyelim o halde annem de mutlu olacak. Hadi devam edelim. Kazakistan'la ilgili o kadar çok mesaj gelmiş ki Hakan Gülseve'nin önemli tweetleri var okuyunuz derim. Kazakistan'da işçi sınıfını örgütlemeye çalışan az sayıda işçi lideri çok yoğun baskı altında hapishanelerde tutuluyordu diye hatırlatıyor. Ee, ve bugün sokakta olanlara dair de e, tahminlerini e, yazmakta. Kazakistan önemli elbette. Hem bağımız olan bir ülke hem bölgenin en güçlü de